Saygıdeğer izleyicilerimiz, Ankara gezimiz devam ediyor. Şimdi geldik yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Sayın Ahmet Mekin Tüzün'ün makamındayız. Sayın Başkanımızı da ziyaret etmeden gitmek olmazdı. Çok sağ olsun bize Ankara'da misafirperliğiyle yine şaşırttı. Teşekkür ediyoruz bize konaklamamızda ve aynı zamanda oğlumun üniversitesiyle ilgili konaklamasına da yardımları olduğu için kendisine baştan teşekkür ediyorum. Sonra mikrofonları Sayın Başkanımıza uzatıyoruz. Kırsal Kalkınma Dairesi olarak çiftçilerimize, tarıma ve aynı zamanda köylü hayvancılığa neler, ne katkılar sunuyorlar onları kendisiyle birlikte sizlere aktaralım. Sayın Başkanım, bize çiftçinin sorunlarına ve çiftçilerimize yapmış oldukları destekleri anlatsın ve izlemeye devam edelim biz de. Sayın Başkanım, tekrar merhaba diyoruz. Merhaba, nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun oğlunuza. Hacettepe kentimize geldi. Mansur Bey'in en önemli işlerinden bir tanesi bu dönemde Ankara'ya misafir olan, gelen üniversite öğrencilerimize yurt bulamamışlarsa yardımcı olmaktı. Bu bağlamda ciddi bir faaliyet gösterdik ve hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmadık. Hepsinin geçici barınmalarını sağladık. Çok güzel, öğrenciler bu konuda Sayın Mansur Başkan'a o kadar dua ediyorlar ki, ben röportajlar da yaptım Sayın Başkanım. Bizim kaldığımız bölümdeki öğrencilerle hepsi, ya iyi ki Mansur Başkan vardı, iyi ki bunu yaptı, yoksa biz ne yapardık diye. Çok sağ olsunlar. Allah böyle değerli yöneticilerimizi, sizleri var etsin. Çünkü demek ki olabiliyormuş, demek ki yapılabiliyormuş. Devlet ve kurumlar kendi vatandaşını ücretsiz ve eğitim verebiliyormuş. Şu an onu görmüş gibi olduk biz. İleride sanırım ücretsiz eğitim sistemine geçeceğiz bu önlemeydi diye düşünüyorum. Evet Sayın Başkan, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı olarak sizler neler yaparsınız onu izleyicilerimizle paylaşalım. Ankara biliyorsunuz Türkiye'nin başkenti. Yani bir Ankara deyince insanların genelde aklına bir memur kenti gelir. Ama Ankara esasında ülkemizin çok büyük tarım kentlerinden bir tanesi. Çok ciddi miktarda tarımsal üretimin yapıldığı bir ilden bahsediyoruz. 8 ilde Türkiye birincisi, 6 üründe Türkiye ikincisi ve 5 üründe Türkiye üçüncüsü. Bu kadar büyük bir tarımsal potansiyel olan bir il burası Ankara. Baktığınızda ÇKS kayıtlı 44 bin bilgisayar üretim işletmesi var. ÇKS kaydı olmayanlarla beraber 90 bine kadar çıkan bir çiftçi grubumuz var. Bunları bir şekilde desteklemek lazım. Neden desteklemek lazım? Ankara'daki üreticilerin arazileri genelde küçük. Çok büyük bir kısmı 200 ile 500 dönüm arasında arazi sahibi olan insanlar. Ankara'nın bir özelliği var. Ankara ciddi bir heterojen yapıya sahip. Çok farklı agroekolojik bölgeleri olan, Konya sınırında biraz daha kurak bölgeler olan, işte Ayaş, Kızılcahamam taraflarına çıktığınızda, Nallıhan bölgesine gittiğinizde Karadeniz geçişinde yaşandığı bir bölge. Bu heterojenlik bize aynı zamanda çok ciddi bir güç. Üretimde bir bu çeşitliğin iyi değerlendirmesi halinde üreticiye çok ciddi para kazandırabileceğimiz bir güç var. Biz de bu bağlamda Ankara'da üreticiye özellikle de küçük aile işletmelerini ayakta tutmak adına 14 farklı proje uyguluyoruz. Küçük aile işletmeleri dedim, Türk tarımının bel kemiğini küçük aile işletmeleri oluşturuyor. Bu küçük aile işletmelerin üretimden çıkmaması lazım. İnsanları yerlerinde tutmamız lazım ve üretime devam etmesi lazım. Küçük aile işletmelerini tarımdan çıkartırsak eğer, Türk tarımı çöker. O yüzden biz ne yapıyoruz? Mesela hayvancılıkta küçük aile işletmelerine suyunu tohumlama desteği veriyoruz. Hayvancılık işletmelerinde en önemli konulardan bir tanesi tohumlama. Biz de GenTürk'ten faydalanarak küçük aile işletmenin suyunu tohumlamasını ücretsiz yapıyoruz. Damızlık Birliği ile beraber. Bir diğer çalışmamız, Ankara'nın etrafında çok ciddi göl, göletler ve akarsular var. Bunlardaki su ürünleri potansiyelini bulmak, ölçmek, siz söylediğiniz stok tahminlerini yapmak ve aynı zamanda suların analizlerini gerçekleştirmek için bir ekibimiz sürekli bütün göl ve göletleri dolaşıyor. Onunla beraber Ankara'nın bir rehberini yayınlayacağız, su ürünleri rehberini yayınlayacağız.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Türkiye Arıcılar Birliği ve Ankara Arıcılar Birliği ile bir arıcılık akademisi kurduk. Burada birinci eğitimlerimizi tamamladık Arıcılar Birliği'ne üye olan arıcılarımızın. İkinci kışlatma eğitimlerine başladık. Hedefimiz şu, Ankara'da arıcılığı sözleşmeli hale getirmek. Eğitim verdiğimiz bütün arıcılarımızın önümüzdeki sene ürettikleri balların analizleri yapıldıktan sonra tamamını almaya talibiz. Hepsini alacağız ve Başkent Market diye kurduğumuz marketlerde markalaştırıp satımını sağlayacağız. Böylece arıcının pazar arama derdini ortadan kaldırmış olacağız. Aynı zamanda ürünlerde de kalite artmış arttıracağız. Çünkü en önemlisi bu eğitimlerde verdiğimiz konu şuydu. Bazı meslektaşlarım niye veterinerlerle çalıştınız dediler. Sebebi şuydu. Arı hastalıkları çok büyük sorun. Arıcılıkta kullanılan birçok ilaç var ve kullanılmaması gereken ilaçlar var. Bu kontaminasyon dediğimiz bulaşı noktalarının iyi tespit edilmesi lazım. Arıcılarımıza biz hangi hastalıkta ya da hangi zararlıda hangi ilacı kullanması lazım ya da kullanmaması lazımı çok ciddi anlamda anlattık. Bundaki hedefimiz şuydu. Ballarını bir sözleşmeyle alacağız ama aynı zamanda iki üniversiteyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda yani GETAT konusunda protokol imzalıyoruz. Biliyorsunuz bu geleneksel tıpta kullanılan yöntemlerden bir tanesi de apiterapi yani arı ürünleriyle sağlık tedavisi. Bu arıcılarımızdan işte vermiş olduğumuz eğitimlerle beraber temiz üretenlerden daha sonra arı zehri, arı sütü, polen, propolis, perga gibi ürünleri de ürettirerek bu tıp fakültelerinde apiterapi ürünleri olarak kullanılmasını da sağlattıracağız. O yüzden kovanların çok temiz olması lazım. Başka ne yapıyoruz? Hayvancılıkta Ankara'da Anadolu'da satan Anadolu mandası diye bir mandamız vardı. Bu manda çok ciddi zaman içerisinde popülasyonu azalttı. Mandacılığı tekrar desteklemek için bir gebe manda dağıtımını uyguladık. Ankara'da manda birliğini kurarak daha sonra da arkasından bir mandırayla beraber tekrar Ankara'da manda sütü, manda peyniri, manda yoğurdu gibi ürünlerin çıkartılmasını sağlayacağız. Böylece daha fazla üründen beraber gelirini arttırma şansımız olacak üreticilerimizin. Ankara'nın özel ürünleri var. Bunlardan bir tanesi Ankara keçisi. Ankara keçisi ile alakalı olarak da elimizdeki Tarım ve Orman Bakanlığı uygulamış olduğu çiftçi elinde ıslah programından yani yine kendi üreticimizden seçtiğimiz tekeleri aldık ve üreticilerimize bunları dağıttık. Dağıtmamızın sebebi de sürülerdeki kan değişimini sağlamak, genetik ilerlemeye yardımcı olmaktı. Önümüzdeki sene kırkım zamanında dağıttığımız üreticilerimizin sürülerini yaşlara göre gruplandırıp kırkımını ona göre yaptıracağız. Böylece tiftiğin mikron kalınlıklarını 30 mikron ve altı olanları ayıracağız. Bir kooperatiften çalışmaya başlıyoruz. Ankara'nın unutulan bir kumaşı var. Soft kumaş dediğimiz bir kumaş. Eskiden giyilen böyle beyaz kreme benzeyen bir rengi olan çok özel bir kumaştır bu. O kumaşın tekrar üretilmesiyle ilgili bir çalışmamızı devam ettiriyoruz. Yani hayvanın beslenmesi, arkasından kırkımıyla beraber tiftiğin işlenmesi ve tekstile dönmesi. Bu zinciri yeni baştan üreticilerimizle beraber kuracağız. Ankara'nın ekolojisi ağırlıklı olarak küçükbaş hayvancılığa çok uygun. Genelde Anadolu küçükbaş hayvancılığa çok uygun. İşte Mera Islah ile ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğü ile ortak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda dış paraziti engellemek için hayvan yıkama havuzları önümüzdeki sene 92 adet çeşitli bölgelerde mera çıkış alanlarına yakın yerde hayvan yıkama havuzlarını inşa edeceğiz. Onun şu anda arazi etütleri bitmek üzere her birini ayrı ayrı mera komisyonuna sokup izinlerini aldıktan sonra inşaattan hızlı bir şekilde başlayacağız. Efendim ciddi bir tohum dağıtım programı uyguluyoruz. Şu anda belki sizler de görmüşsünüzdür. Evet. Türkiye'nin en büyük tohum dağıtım programı var buğday ve arpada.
Yaklaşık 9400 ton buğday, 3000 ton da arpa dağıtıyoruz. 18700 çiftçiye ortalama bu ürünleri, tohumları dağıtarak veriyoruz. 857.000 dönüme ekim neslini sağlayacağız. Geçen sene çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Anadolu bölgesi, Anadolu'nun tamamında bir kuraklık oldu. Tohum bulmakta üretici çok zorlandı bu sene. O hem tohum maliyetinden kurtarmak hem de tohuma rahat ulaşabilsin diye Mansur Bey'in talimatıyla üreticiye ülkemizin en büyük tohum dağıtım programında bu tohumları dağıtıyoruz. Sadece buğday arpa vermedik. Örneğin hayvancılara silajlık mısır ve yonca tohumunu verdik. Mısır da nohut dağıtımını gerçekleştirdik. Geçen sene dağıttığımız nohutlarda piyasa fiyatı çok düşük gidiyordu. 3 lira civarlarındaydı. Biz bir müdahale alımı yaptık. 3.75'ten alım yaptık. Arkasından nohut 4.5'a kadar çıktı. Tabii biz alım yaptığımız nohutları eledik, paketledik ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Ankara'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttık onları. Ama bir müdahale alımıyla piyasayı regüle etmiş olduk ve üreticinin para kazanmasını sağladık. Bu sene nohut müdahale alımı yapmamıza gerek kalmayacak şekilde bir fiyatlandı. 8 lirayla 9.5 arasında bir fiyatla satılıyor. O yüzden bir daha girmedik. Mercimek tohumu dağıttık. Ankara'da Macar fi üretimini %135 arttırdık. Bu da hayvancılık için çok ciddi bir konuydu. Coğrafi işaretler konusunda çalışıyoruz. Ankara'ya özgü yemek, kıyafet, ürünlerle alakalı coğrafi işaretler alıyoruz. Kooperatif desteklerimiz var. Ankara'da işte ülkemizin batısı kadar yaygın ve güçlü kooperatif ağlarımız yok. Bunu tekrar canlandırmak için ciddi bir program uyguluyoruz. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söylemiş olduğu kısa tedarik zinciri vardır. Üreticiden tüketiciye en kısa yoldan ürünlerin sunulması konusunda. Biz bunu başkent marketlerle sağladık. Halk Ekmek Genel Müdürlüğümüzden, bağlı iştirakimizden beraber Ankara ilindeki 15 kooperatif 3 birlikte sözleşmeli üretim yaptık. Kooperatiflerin kurulma aşamasından ürünün ambalajlanması ve etiketine kadar tüm zincirde uzmanlarımızla destekledik, rehberlik yaptık, tasarımlarını gerçekleştirdik ve ürettikleri ürünleri de satın alıyoruz. Ankara ilinde 807 farklı ürünü şu anda kooperatiflerimiz ürettiriyoruz. Ve 7 market, 2 büfede bu ürünleri tüketicimize arz ediyoruz. 172 kişiyi kırsalda istihdam edilmesini sağladık kooperatif ortaklarının dışında. Bu konuda iddialıyız. Türkiye'nin en başarılı sözleşmeli modelini burada Ankara ilinde biz uyguluyoruz. Bu kırsala çok ciddi bir katkı sağladı ve bu zinciri arttırmaya devam ediyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi, tabii kooperatifleri şu anda biz çok ciddi destekliyoruz ama tek bir pazar gibi gidiyoruz. Pazarı çeşitlendirmek adına diğer illerle, belediyelerle, kuruluşlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Kooperatiflerimizin ürettiği ürünlerin diğer pazarlara açılması konusunda da destekliyoruz. Onları fuarlara da götürüyoruz, gönderiyoruz. Böylece alternatif pazarları da bulmaya gayret ediyoruz. Başka yaptığımız şeylerden bir tanesi Ankara ilindeki jeotermal kaynaklarla ilgili çalışma yapıyoruz. Bu jeotermal kaynakların özellikle tarımsal üretimde kullanılmasıyla alakalı çalışmalarımız var. Bir etüdümüz bitti, Meyta ile beraber bitirdik. Yakında sondaj çalışmasına başlayacağız. Bir de işletme ruhsatımız var. Orayla ilgili de yakın zamanda inşaatımız başlayacak. Onun dışında Ankara'da sebze üretimini ciddi anlamda destekliyoruz. 2 yılda 16 milyona yakın bir domates ve biber fidesi dağıttık. Üretim döneminde, Ankara'daki üretim döneminde
pazarda, manavda, markette satılan domates ve biberlerin hemen hemen tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne üreticiye vermiş olduğu fidelerden elde edildi. Bu da üreticimize çok ciddi bir katkı sağlamış oldu. Vermiş olduğumuz çeşitler yöresine uygun, ilçesine uygun ve ticari değeri olan çeşitleri dağıttık, fideleri dağıttık onların. Sulamayla ilgili olarak, tarımsal sulamayla ilgili olarak yaklaşık 2 ay öncesinde ASKİ Genel Müdürlüğümüzden sorumluluk bize geçti. Yeniden bir yapılanmamızı gerçekleştiriyoruz. Sorumluluk bize geçtikten sonra hızlı bir şekilde bir zamanı kaçırmamak adına bir boru dağıtım programı uyguladık. Yaklaşık 25 bin dönüme yakın bir alanın sulanmasını sağladık. Bir su kaynağından köyün ortak noktasına suyu getirerek üreticilerin tarla ve bağlarına, bahçelerine suyu ulaştırmalarını sağladık. 25 bin dönüme yakın bir alanın düzgün bir şekilde sulanmasını sağladık. Şu anda dijital tarımla ilgili olarak bir atağımız var. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızla beraber çalışıyoruz. Tarım 4.0'a geçiş sağlayacağız. Tüm üretim alanlarımızı, Ankara'yı uydular, dronlar ve vitollerle kontrole başlıyoruz. Hem amacımız ürün desenini doğru tespit edebilmek, becerebilirsek rekolte tahminlerini yapmak, aynı zamanda bitki hastalık ve zararlarıyla ilgili erken uyarı sistemlerini kurup üreticimizi cep telefonlarıyla mesajdan bilgilendirmek konusunda bir çalışmamıza başladık. Muhtemelen Kasım sonu projemiz hayata geçmiş olacak. Bir komuta kontrol merkezimiz kuracağız. Onun üzerinden götüreceğiz. Ve en büyük projemiz de tarım kampüs. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kısa Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Gölbaşı Karaoğlan mevkiinde 2700 dönümde bir tarım kampüsü kuruyoruz. Bu tarım kampüsünde neler olacak? Bir tarım akademisi olacak. Üreticilerimizi, tarıma ilgi duyan, gönül vermiş insanların eğitimi ve çocukların doğa ve tarım eğitimlerini yapacağımız bir akademi. Sınıfları olan, konferans merkezi olan bir alan. Aynı zamanda uygulama bahçesi ve serası olan bir akademi bu. 5 tane laboratuvarı olan bir ARGE merkezi. İnsanların, Ankara'da yaşayan insanların hafta sonu çocuğuyla beraber geldiğinde tam bir günü geçirebilecekleri bir rekreasyon alanı. İçerisinde maneji olan ata binebilecekleri, 12.5 kilometrelik bir yürüyüş yolu, 8.5 kilometrelik bir bisiklet yolu olan, parkurları bulunan, işte tıpermit bitkiler bahçelerin içerisinden geçtiği, bağların şu anda mevcut 12.100 adet meyve ağaçların içerisinden dolaşan bir parkurda sporlarına da yapabilecekleri, köy kahvesi, köy meydanı olan, lokantasında yemek yiyebileceği, kafeteryalarında atıştırmalıkları yiyebileceği, vitamin barı bulunan yürüyüşten sonra takviye yapabilecekleri bir alana bulunan büyük bir kampüs oluşturuyoruz. Hem bir tarım kampüsü üretimlerin gerçekleşeceği hem de bir tarım rekreasyon alanı. Yani şehirli insanın tarımla iç içe olabileceği ve bir araya getirebileceğimiz bir projeyi çok uyguluyoruz. Güzel. Eski köy endüstrilerinin modernize edilmiş hali evet. Olacak bu Sayın Başkanım. Rahmetli Atatürk'ün bir talimatı var bizim meslek gruplarına. Üreticilere uygulamalı eğitim merkezleri açın diye bir talimat vermiş. Biz de bu talimatı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çok güzel başkanım. Yani en azından insanlar bilinçli olarak ne ettiğini, biçtiğini bilecekler ki evet. Öyle olmasa zaten geldiğimiz noktada tarım şu an üretemeyen bir ülke konumuna gelmişiz. Hedefimiz üreticiye daha fazla gelir sağlamak. Başkanın talimatı Ankaralı'ya sözü var. Ben Ankaralı'yı zengin edeceğim. Biz de bu Ankaralıların çiftçilerimizin, Ankaralı çiftçilerimizin daha fazla gelir elde edebilmelerini sağlayacak alternatif üretim modellerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Sayın Başkanım, bu projelerinizle Ankara ön ayak olarak ülkemizin bütün çiftçilerine ve üreticilerine, aynı zamanda hayvancılığına da büyük katkılar sunacağını artık buradan konuştuğumuz anda heyecanlanarak anlıyorum ben. Bu konuda başarılarınızı devamını diyorum. Tebrik ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın da bu projelerde ülkemize yeniden bir vizyon kazandıracağını
eminiz. Bu konuda da bir şüphemiz yok. Seviyoruz onu da, sizleri de seviyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Efendim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Sayın Ahmet Mekin Tüzün Beyefendi ile makamında Ankara üreticisine tarım ve hayvancılığıyla ilgili olabilecekleri konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Programımız devam ediyor.